fi salat istihara namazı. İstihara namazı. İstihara namazı ne? Yani bir iş yapacaksın. Veya bir işe gireceksin. Veya bir kıza talip olacaksın. Veya oğluna bir kız isteyeceksin. Veya herhangi bir önemli dünyalı bir işin var. Ne demek? Allah-u Teala ile istişare etmek. İstihara namazı. Ya Rabbi, acaba bu iş benim için hayırlı mı? Veya bu kız benim oğlum için hayırlı mı? Veya bu oğlan benim kızım için hayırlı mı diye istihare etme. Ne diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Min saadetil mer'i istiharetuhu rabbahu. Kişinin Allah-u Teala'nın istihare etmesi, onun hükmüne razı olması Adem oğlunun iyiliğindendir yani. Allah-u Teala istihare ediyorsa demek ki o işte hayır var, o adamda iyilik var, o işte hayır olacak. وَمِنْ شَقَاءِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ الْاِسْتِخَارَ وَسَقَطُهُ بَعْدَ الْقَضَىٰ Allah-u Teala'nın istihara etmemesi, Allah'ın kendisi hakkında hükmüne razı olmaması Adem oğlunun bedbahtlığındandır diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun için bir şey, istihara nasıl olur arkadaşlar? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, bakın biraz sonra örgü diyor ki, كَانَ رَسُولَ اللّٰهِ سَلَّمُ يُعَلِّمُ يُعَلِّمُنَا الْاِسْتِخَارَ فِي الْاُمُورِ كُلَّهِ Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bütün işlerde bize istihareyi öğretirdi. اِذَا هَمَّ اَحَدُكُمْ بِالْاَمْرِ فَلْيَرْكَ رَكَعْتَيْنِ مِنْ قَيْرِ الْفَرِيَةِ Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin bir işiniz varsa diyor, güzelce abdest alsın. İki rekat namaz kılsın. İki rekat namaz kılsın. Sonra istihare duası var. İstihare birinci rekatta kafirin okusun. İkinci rekatta İhlas suresini okusun iki rekat namazda. Sonra en sonunda ne var? İstihara duası var. Allahümme inni estahiru bi ilmik. Ya Rabbi senin ilminle senden istişare ediyorum. Senin ilminle senden istişare ediyorum diye ne yapması? Ve eseluke min fadlike azim. Senin büyük fadlinden senden istiyorum. Fe inneke takdiru ve la akdir. Ya Rabbi bunu takdir edecek olan sensin. Benim buna gücüm yetmez. وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ وَاَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ Sen bilensin, ben bilmeyenim yani. Sen sadece bunu bilmeden عَلَّامُ الْغُيُوبِ Gaybların her şeyini bilensin. اللّٰهُمَ اِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ اَنَّ هَذَا الْأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَيْشِي وَعَاقِبَةِ اَمْرِي اَوْ قَالَ عَاجِلِ اَمْرِي وَاَجِلِهِ فَاقْتُرْهُ لِي Ya Rabbi bu yapacağım iş, bu geleceğim iş veya bu alacağım çocuk veya bu alacağım kız eğer benim dünyam için, ahiretim için, çoluğum çocuğum için hayırlıysa ya Rabbi bunu bize takdir et. Yok hayırlı değilse ya Rabbi bunu bizden uzaklaştır. Bunu bizden uzaklaştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Demek böylece bize istihare duasını öğretmiş oluyor. Arkadaşlar güzelce iki rekat namaz kılarsınız. Sonra kafirin ihlas bitirdiğiniz namazı bitirdiniz. Arapçasını biliyorsanız bu bir duayı okursun. Bilmiyorsanız Türkçeden, ya Rabbi ben bu işe gireceğim. Benim için hayırlıysa bu işi nasip et. Yapma şartı yok. İki rekat namaz kıldıktan sonra başınızı önünüze eğin. Kalbinize ne doğacak? Yani bu işte rahatlık mı, bolluk mu var kalbinizde yoksa sıkıntı mı var? Sıkıntı varsa 3 gün, 5 gün, 7 güne kadar deneyebilirsiniz. Veyahut da 3 gün, 5 gün, 7 güne kadar yatabilirsiniz. Yatabilirsiniz. Eğer rüyanızda beyaz, ondan sonra yeşil, güzel şeyler görünmüşse o sizin için hayırdır. Eğer kırmızı, siyah veyahut da sizi korkutacak uyandığınız zaman kalbinizde sıkıntı varsa o iş sizin için şerdir. İstihara duası, istihara bu arkadaşlar. Onun için gücünüz yetiyorsa Allah-u Teala'nın bedbah insanlardan olmak istemiyorsanız, İyi insanlardan Allah-u Teala hayrı size açmasını istiyorsanız gücünüz yettiği kadarıyla istihareyi de bırakmayın inşallah.